Evet, peki Emrah? Yine arkadaşlarıma katılıyorum zaten, çiğ yani, çiğ. Emrah Bey'in kendi fikri yok. Hanımefendi, ben anlamadım yani. Size katılsam ayrı bir söz. Tam şöyle hesaplayalım. Hesapla bakayım ne çıkacak. Şu böyle sıfır yani, sıfır. Sıfır mı? Sıfır. Niye? Çünkü gerçekten bütün arkadaşlar da aynısını söylüyor. Çiğ, ilk ben fark ettim. Zorunlu olmasa yemezdim gerçekten zorunlu. Bu arada, restoranda olsam geri gönderirdim. Onlar da büyük ihtimal bana bir ikram yaparlardı işte. Kusura bakmayın diye. Burada o da olmadı Kamboçya şu an. Kamboçya'ya ikram edeyim size. Ha, bu ikram mı? Tamam. Evet, afiyet olsun. Aynen. Pizzayı da beğenmedin herhalde. Yok, beğenmedim. Şu anlamda beğenmedim. İşçilik yok, sıfır. Bu işçilik yarışması yok. Değil. Ne yarışması? Ama bu yarışma, bu sonuçta hayır, bir bakın, yarışma. Ben bir müsaade ederseniz artık, ben pizzayı size yalan söyleyip ben doğradım deseydim, ne olacaktı? Yani yalandan konu arıyorsunuz. Turşu da yiyecektik. Nasıl? Biraz daha ona göre şey yapalım. Ona göre. Ama bu zorluk yarışması değil arkadaşlar. Dün gördük zoru. Ya bence nasıl zorluk? Menünüz... Evet, bugün pratiklik yarışması olmuş. Tamam, tamam, öyle olmuş o zaman. Kabul ettik şu an. Tabii, lezzetleri değerlendirin. Onun bir iddiası yok. Ben diyor hani size bu şekilde sundum. Ona göre değerlendirilir, ona göre puan. Gerçekten 2 saat için her misafire uygun, gayet dolu bir menü. Dilnaz Hanım dünkü böreğindense bu pizzayı yemeyi tercih ederim. Çünkü hiçbir lezzet alamadım. Ali Bey gerçekten ne yediğini bilmiyor. Tamam, emek bitirdiğinizden var. Gerçekten inanmıyorum. Yok, zaten inanmadım ki. Kusura bakmayın. Çiğ böreğe pişmiş demeniz. Hayır, böreğe zaten pişmiş demeniz sizin ayrı bir dünya. Tamam, dünkü sizin arı sıcak tabağınıza gerçekten büyük emek vardı ama... Hamuru açmış olmanız en az büyük haksızlık yapıyorsun. Ama en azından bunu pişmişti. Bunu tercih ederdim Gülnaz'ın büyük yayını, öyle mi? Böreğine ben bunu tercih ederim ama açıkçası. Ama en azından Ali pişmişti Bey, değil mi? Pişmiş olsaydı ben bir şey derdim. Çok saçma. Bu arada arkadaşlar, yorumlarınıza saygı duyuyorum. Ama ben çiğ yufka arası peyniri de çok severim. Ama o zaman her şey çiğ. Biz de mi severim? Hayır, hayır. Sadece paylaşmak istedim yani. Biz de çok severiz. Yani. Gürbüz duydun mu? Kesinlikle sevin Gürbüz de severim yani. Ha, Gürbüz de. Çocukken evet öyle çiğ çok yufkaları severim. Börek yaparken ya da dolma içlerini falan ama çocukken bilmiyorduk ya onun aynen öyle yenmeyeceğini. Ali Bey bugün güzel yorumlar yapıyor. Bilmiyorum gününe mi oynuyor? Ben iyi düşünmek istiyorum. Dur bakayım, Gürbüz oğlum bir şey diyor. Eğer yemekleri yetiştiremeseydik kebap ve balık siparişleri hazırdı. Kebapçı ay, ve balıkçı artık hazırdı diyor. Gerçekten de yetiştiremese söyleyecekmiş sipariş. O zaman eksik sayılırdı. Yani zaten bir fark olmayacaktı açıkçası ya. Yani aa, bence fark olurdu. Olur mu Zuhal Hanım? Hazır olurdu şey getirmiş zaten. Hazıra karşı değiliz yani. Sipariş verse daha mı iyi olurdu? Ya ben karşı değilim hazıra. En azından daha iyi zevk alırdık yemekten yani. Ne yapalım, buna da sıfır vereceğiz. Mesela örnek veriyorum, bundan da puan kıracağız. Emrah Bey, bu da hazır geldi zaten. Lavaş hazırdı. Yufka hazırdı. Yok, öbür türlü daha iyi oluyor. En azından sosları mosları daha güzel oluyor. Şimdi hamuru... en büyük hatası ikisini aynı fırına verdiği için ısılarını, yer değiştirmelerini de ayarlayamamış. Birini üste birini alta çıkartacaksın ki dengeli pişsin. Aynı anda pişer mi? Pişer. İkisi de... bunlar ince şeyler yani baklavalık hamurda, yufkada, lavaş hamurda çok çabuk pişer zaten. Hemen rengi dönüverir. Ya ısısını ayarlayamadı ya dediği gibi zamanında yerlerini değiştirecek rafları. Var ya üstü ya altı pişseydi. Zaten okay. Lavaş şöyle söyleyeyim size 15-20 dakikada pişerdi. Yani pişer. Keşke önce onu pişirseydi sonra böreği atsaydı o da pişerdi yani. Değil mi kısa sürede? Son 10 dakika kala 75 derece fırına attı. Gürbüz patlattı bombayı. 75 derece. Sevdiye. Efendim. 75 derecede son 10 dakikada nasıl pişeceğini düşündün sen hayır, ya? Hayır, hayır. Biz ısıtıyoruz bak, o derecede fırını. Fırını yaktım, süren bitince kasıkta bıraktım. Ama hayır, hayır. Yüksek derecede atmamışsın, söylediler. Sen bir 200-220'de yapacaktın. Nasıl 75? O zaman da giyinmeye ve masama koştum. Aa, ne alakası var? Sen yüksek ısıda bırak, git giyin. Sen 10 dakikada pişmeyeceğini hesaplayamadın. Ben süren bitti diye düşündüm. Hayır hayatım. Oo, o sen hatayı diye düşük ısıda çalıştırmak mı yapmışsın zaten? O zaman zaten beklememiz de saçma olur. Yani bizim yorumlarımız doğru. Ali Bey'inki yanlış oldu. Ama Ali Bey'i 80 derecede ısıtıyoruz zaten biz. Hayır ben zaten Ali Bey'in yorumlarını artık Ali biraz boğulmaya başladım. Daha dünkü böreğini eleştirdi. Kıyaslıyor. Tamam tadı lezzet. Kıyaslama yaptım. Ben o börek yerine bu pizza yemeyi tercih ederim. Ya şimdi bak zevk meselesi. Pizzayı severim. Ben börek yerine pizza yerim demek başka bir şey. Aynen. Senin değil yaptığın börek yerine ben bu pizzayı tercih ederim demek bambaşka bir şey. Çünkü bu tam zaten pişmemiş, ama hazır malzemeler kullanmış. Yarışmada yüzü onun da hesabı. Emrah Bey'den duysaydık gerçekten normalde de sizden duyunca bir şok olduk yani. Vallahi ben de hayır, benim tercihlerim benim
Bak dediğim şey farklı. Tercih diyorum. Tercih başka, normal hayatında tercih edilir problem var. Nesli Hanım tercih etmez, Emrah Bey tercih etmez ama ben onun böreğin yerine kendisi bu pizzayı tercih ederdim. Ben şunu demek istiyorum. Benim en azından tamam beğenmemiş olabilirsiniz, bak, kalın olabilir. Emeğinize ben, hayır, emeğim için demiyorum. Emeğinize ben dün puan bile verdim ben zaten. Emeği için demiyorum. Beğenmemiş olabilirsiniz, kalın olabilir. Eti de pişmişti ama şu var. Senin de kalın da biraz sertti ama, doğru. Tamam sert olabilir Zuhal Hanım ama en azından pişmiş hazır hamuru yaptım ve pişmiş sundum. Hazır yufkayı pişmemiş sunması böreğin, pizzanın da altının kızarmamasının nasıl olur Zuhal Hanım, ben bunu anlamadım. Ya ben herhalde nasıl yaptım mi? Pişirdim sonuçta biraz kalın. En azından pişmiş sundum. Bu da hazır bir şeyler pişmemiş diyor. Konu bu değil ki ben. Ama konu bu, siz konu bu değil mi? Konu ne? Sizin böreğinizin yerini... bu pizzayı lezzet olarak tercih eder diyorum. Konu buymuş işte. Bakın tamam, konu pişmemiş pizzayı tercih ediyorsunuz. Ben pişmiş pizzayı yani. Börekten bahsediyorum. Siz ikisi pişmişti ama çok kalın açmıştınız. Ben hiçbir şekilde yiyemedim mesela onu. O zaman ben de hazır şeyleri koysaydım, neydi, sucukları falan koysaydım, bak, zeytinle beraber. O zaman daha fazla puan alırdım. Ya ben emeğinize bir şey demiyorum zaten. Ben zaten o hamurumu iyice açsaydım. Sizin ara sıcağınızı, ne limonza salatası ne de böreğinizi beğenmememe rağmen ben beğenmiş olarak değerlendirdim ve o tabağa ben puan verdim. Ali Bey beğeniyor, adamın yorumlarına müdahale ediyorlar. Niye beğendiğine karışıyorlar. Ali Bey aşçı yani, adamın bir bildiği vardır. Ama hep adama inat zıt gitmeye çalışıyorlar. Bir şey beğenmesine müsaade etmiyorlar. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten siz şu an yorum yaptığınızdan emin misiniz? Değil. Ben diyorum ki pişmemiş şeyi beğendim diyor. Tamam pizzanın üstü güzel olabilir size göre ama altı hiç pişmemiş. Ben de diyorum ki pişmiş böreği tercih etmeyip de, yani o kadar emek var böreği, tamam pişmiş halinde tercih etmeyip de bu hazır şeyi kabul etmeniz bize aşçıya yakışır mı acaba? Siz sanki şu çiğ yani, bir şekilde önümüze koymuş gibi değerlendiriyorsunuz da. Ama öyle değil kızarmamış mi? Kızarmamış olması çiğ anlamına ama gelmiyor. Zaten. Ben böreği çiğdi. Değil. Yoksa ben mi yanlış değerlendiriyorum arkadaşlar? Ali, pizzayı söylüyorum ben. Pizzayı pizza da çiğdi, altı pişmemişti, onun da altı pizza pişmemişti. Pizza da tam yeteri kadar pişmemişti. Onun da altı pişmemişti. Ben de ona veriyorum zaten, o herkes gibi ben de pişmediğini söylüyorum ama... Çok ben mi yanlış yorum yapıyorum? Hayır, çok pizza değil. Evet bir tık ben bir şey daha sormak istiyorum. Dünkü börekten hani ne tür bir zevk almadınız? Lezzet alamadınız mı yani? Ne yanlış vardı? Ben mesela puanımı 8 biraz. Çok kalın açmıştı. Ama keserken de zorlandı mı? İçi de keserken pişmişti, de zorlandı, dışı da yerken kalındı, de açıkçası. Gerçekten kalındı. O konuda ben de o hak İçindeki kıyma harcını da çok lezzetsiz yapmıştınız. Ama şöyle, hayır lezzetsiz miydi? Pişmişti ama bir de şöyle bir şey var. Hamur kalın olabilir ama lezzet vardı hamurda. Dur, hamur bana çok yemek özel geldi. Bir de ben çatal bıçak rica edeceğim. Tabii ki hemen. Ali Bey'in aşçılığından şöyle, pişmemiş olan bir böreği bizim sofrada 5 kişinin hepsini aynı fikirde olduğumuza rağmen iddiasıyla beğendim demesi burada beni çok çok şüphelendirdi. Benim böreğim kalın dedi, tamam ben ona bir şey demiyorum. El açmasıydı, ona da bir şey demiyorum ama en azından hamurunu kendim yoğurup kalın olmasına rağmen pişirip önüne koyduğum için beğenmeyip de kalkıp da pişmemiş böreği veya altı kızarmamış hazır olan bir pizzaya beğenmesi hiç de normal değildi. Ali Bey'in açlığından şüphe etmeye başladım. Çünkü yaptığı yorumlar bizim hani normal vatandaş olarak ahçı değiliz ama biz de yani bir şeyler söylüyoruz. Nesli Hanım bir şey söylüyor işte, Gülnaz Hanım bir şeyler söylüyor. Kendisi bizim kadar yorum yapamıyor ama... işte okulunu bitirmiş, diplomam var diyor, bir şeyler söylüyor yani. En azından kendisinden teknik bir şeyler beklerim ama onu geçtim, yorum dahi yapamıyor yani. Ali Bey gerçekten tam bir fiyasko çıktı. Ben ilk röportajımda, dünkü röportajımda Ali Bey'den biraz korktuğumu belirtmiştim. Çünkü aşçı yani hani biliyor falan dedik ama yani resmen şöyle oldu. Hani online eğitimle aşçı olunca ben oldu. Komik oldu yani. Onu da eledim. Gerçekten çok mutluyum aslında. Bir yandan hoşuma da gitti bu durum yani. Nesli Hanım gün boyunca o kadar boş konuştu ki gerçekten hiçbir eleştirisini ben anlamadım. O kadar boş konuştu ki hiçbir dediğinin doğru bir tarafı yok. Aşçı olmamı, gastronomi mezunu olmamı sürekli kullanarak bunun üzerinden bana sürekli yürüdü. Açıkçası çok umurumda olmadı söyledikleri. Benim aşçılık, ya bir gastronomi mezunuyum, diplomam da var. İsterse ona kanıtlayabilirim de. Ama tabii ki de kendisini çok ciddiye almadığım için böyle bir amacım da yok, kanıtlamak istemiyorum.